Kur'an-ı Kerim estetizmin, sanatın, yani mana olarak zaten bir mucizedir ama sözsel olarak da zaten sanat yönü çok müessirdir. O dönemin şiirde ileri gitmiş Araplarını müthiş etkilemiştir. Hatta şu cümleyi kurmuşlardır. Muhammed dağa çıkıyor, işte dağdan dünyanın en güzel şiirleriyle dönüyor demişlerdir. O ayetlere şiir işte yani etkili olduğu için şaşırmışlardır yani. Bu cümleleri kurmuşlardır. Şimdi neyi söylüyorsun? Yani en büyük sanatkar Cenab-ı Hak'tır. Musiki de en önemli. Temeli. Birisi ses, öbürü ritimdir. Şimdi siz bize bir bülbülü dinletseler bir de kargayı. Şimdi bülbülün mü güzel olduğunu, kulağınıza nazenin geldiğini, hoş, latif geldiğini düşünürsünüz, karganın kimi? Bülbülünki tabii ki hocam. Ha, karganın da başka özellikleri vardır. İşte akıllıdır, çok zekidir falan filan. Evet. Ama sesin güzelliği, latafeti bülbülden neşet ediyor. Şimdi bazıları da der ki, işte hocam uğraşsak, eğitimine gitsek falan şey yapabilir miyiz? Sesi vermemişse Allah, orada yapacak çok bir şey yok. Ufak tefek egzersizlerle bir şey yaparsın. Bunu da şair şöyle demiş. Çalışsa karga 1000 sene bülbül gibi fasih olamaz. Balonla asumana çıksa Adem Mesih olamaz. Evet. Yani gökyüzüne balonla çıksan da seni Mesih demezler sana. Evet Veyahut hocam. işte 1000 sene uğraşsam, 1 sene değil, 1000 sene uğraşsa karga. Ah, ah, bu böyle vermiş Allah. Onun da bir hikmeti var. Şimdi nereye getireceğim? Müziğin temeli ses ve Evet. ritim. Diyor ki adam, ya işte bu ters, ya senin içine koymuş bir kere musiki. Sen musikiyle alıp veremediğin ne? Nasıl yani diyor. Kalbin atışı ne? Musiki. Şimdi kalp bir ritmik atar. Tik tak, tik tak, tik. Böyle atar değil mi? Evet Tik tak tak tak, tik tak tak tak. Böyle atsa ne olur? yani bilimsel olarak Başın döner, kusarsın. evet hocam. Bak, ritmi, ahengi buraya koymuş, yerleştirmiş. Kainatta da bu var. Musiki de ahenk demektir zaten. Şimdi Evet. siz camide namaz kıldırıyorsunuz, makamla okuyorsunuz. Evet. Makamla daha etkili oluyor, insanlara daha böyle hoşuna gidiyor değil mi? Kesinlikle Orada hocam. musikiyi şeye giydiriyorsunuz. Okuduğunuz şeye, bu Kur'an olabilir, ezan olabilir, efendim kamet olabilir. Öyle daha lezzetli hale getiriyorsunuz, gönle dokunuyorsunuz. Dolayısıyla musiki bu cihette baktığınız zaman yararlı bir şeydir de. Peki Evet. hocam, sakıncası olanı var mı? Sözleri itibariyle sıkıntısı olabiliyor. İlhan Tok'u bilirsiniz. Evet hocam duydum. Kurra-i Kamilindendir. Çok güzel okur Kur'an'ı. Yani Evet. makreç, tecvid noktasında Türkiye'de çok büyük hizmetler olmuş. Önemli bir hocamızdır kendisi. Affedersiniz. Evet. Buyurun hocam. Efendim, ondan işte röportaj yapıyorum. Hocam, işte sizin sorunuzun da benzerini ben sordum ona. Bak, senden ilahi istiyorlarmış. Muhammed Hoca, senden ilahi istiyor, dinleyelim demişler. Hocam ben şu sıralar imamların kronik hastalığına yakalandım. Boğazlarım çok kötü. Yani okumak isterdim ama başka sefere diyelim inşallah. Başka sefere, peki. Şimdi İlhan Tok'a dedim ki hocam, musikinin işte la dinisi dinisi şeklinde bir şey söyleniyor. Yani Adnan Hoca, musikinin dinisi la dinisi olmaz. Bir şey geçmişte sözüyle alakalıdır musikinin içerisinde. Mesela şarkının veya işte eserin içerisinde dini değerlere, insanlara saygısızlık yapıyor, gıybetini ediyor, efendim milli dini değerlere hürmetsizlik yapıyor, inkar içeriyor, efendim isyan içeriyor. Bunlardan dolayı eser ah olabilir diyor, şey farkta diyor müzik. Esasında melodinin, müziğin hiçbir suçu yok. Mesela
Yani buna hiçbir günah sokamazsın. Mesela örnek verelim. Evet. Bu niye günah olsun ki? Değil mi? Yani siz şöyle ayağınıza bir tempo tutarsınız. Onun gibi bir şey. Yani dolayısıyla müzikte eğer bir şey kötüyse, o sözü kötüyse ondan dolayı kötüleşir. Dinin bir yasaklaması yoktur. Peygamberimizin hayatından birçok örnek vardır. Güzel sesle, güzel makamla okunan şeyleri Peygamberimiz dinlemiş. Hatta İbni Mesud'a oku dinleyelim dermiş. İbni Mesud'un sesi güzelmiş. Bilal hadisesini, Hazreti Bilal hadisesini biliyorsunuz. Kur'an'da ama bazıları lehvel hadis diye bir şey geçer. Boş söz. Evet. Ondan bu müzik olsa olsa bu boş söz müzik demişler. Niye böyle zorlama bir yorum? Yani Allah derdi direkt müzik kötü olsaydı ya söylerdi orada. Veya Peygamberimizin hadislerinde hayatında bulabilirdik. Tam tersine efendim hatta Habeşli çocuklar şarkıları güzel söylerler. Tabi farklı içtihatlar var. Biri yazmış oraya da. Ama umum şey olarak, genel olarak İmam-ı Gazali'nin kitabında da bu tafsilatlı bir şekilde açıklanmış. Musiki'nin efendime söyleyeyim dini açıdan bir günahı olmaz. Ancak sözleri kötüyse ondan dolayı sıkıntı yaşanabilir. Yani mesela diyor beni yarattın sonra beni niye unuttun diye böyle arabesklerde oluyor. Bizim Türk sanat musikisinde, Türk halk musikisinde sözleri de melodisi de çok güzeldir, mesaj verir. Her zaman söyleriz. Mesela Allı Turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. İzlemek diyor. O zaman bir dinlemek isteriz hocam. Yani madem konuyu açtınız, bir tane eserden müsaitse siz uygun görüyorsanız. Yani bir eser. Bir bakayım ya, bir tane şöyle. Aldırmam bizim ele varırsan, aldırmam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm terli kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnalar hey. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ ol. Ne güzel. Şimdi ben onu geçen dedim ki arkadaşlara, şimdi dünyanın öbür ucuna gitseniz, ne bileyim hadi çık yukarıya İskandinav'a gelin, aşağı in Avustralya'ya. Orada bu türküyü dinleseniz hemen ne dersiniz? Aa burada bizim memleketin bir çocuğu var dersiniz değil mi? Bak evet. Bizi biz yapan değerlerdir bunlar. Sadece evet. Ezan-ı Muhammedi'yi duyunca oranın İslam ülkesi olduğunu, Türk'ün yurdu olduğunu anlamazsınız. Bir türküden de anlarsınız. Bir evet. Bağlama sesi duysanız uzaktan, aa burada Türkler var dersiniz. Ne bu? Demek ki milletleri millet yapan bazı kültür değerler, dini değerler vardır. Bunu geçen bir sohbette dedik. Mesela o Türk Cumhuriyetleri uzun süre biliyorsunuz Rusya komünist baskı altında kimliklerini, dinlerini yok etmeye çalıştılar, asimile ettiler. Baskı vardı. Evet. Onlar çocuklarına bu kültür değerlerini nasıl öğretmişler biliyor musunuz? Aynı Balkanlarda da yapmışlar aynı şey. Mahnılarla. Mahnı ne? Mahnı? Mani gibi bir şey mi hocam? Türkü. Türkü, evet. Mani. Evet. Ruslar, o dönemin komünistleri türkü diye onlara bir şey dememiş. Halbuki türkünün içinde bunlar geçiyor. Evet. Mesela diyor ki, humak kuşu yere düştü ölmedi. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Dedim yâre gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Türkünün içinde Mevlam Kerim'dir geçiyor. Kerim olan bu Mevla kim? Evet. Türkü de veriyor onu. Küçük beyinliler bazısı anlamıyor. Oğlum mesaj evet. Nerede? Nasıl verirsen ver. Sahnede, kürsüden, efendim, çarşıdan, ofisten,
medya, işte sosyal medyadan, telefondan insanların gönlüne dokun da türküyle dokun, ilahiyle dokun, efendim aşr-ı şerifle dokun. Dokun. Yeter ki niyetimiz halis olsun. Yani. Salih olsun. Ali Semerkandi Hazretlerinin bir lafı var. Ali Semerkandi kim? Benim ilk görev yaptığım Çamlıdere diye bir ilçe var. Evet hocam. Orada metfun bulunan bir velilerden bir zat. Hazreti Ömer'in soyundan gelirmiş. Anadolu'ya irşat için gelmiş. Orada da kalmış, vefat etmiş. Büyüklerden bir zat. Onun bir sözü var. Niyet hayırsa akıbette hayır olur. Evet hocam. Bak ne güzel. Bu gecenin cümlesi herkes ezberlesin. Niyet hayırsa akıbette hayır olur. Sizin cümle niyet... Dedin ya Muhammed, niyet güzelse dedi. Niyetiniz evet. İyiyse Allah sizin önünüze güzellikleri seri seri verir. İnşallah. Yine oradan birisi yazmış sana, haberin olsun. Ne yazmış hocam, ben göremiyorum şu anda. Niye? Muhammed hocadan ilahi istiyoruz. Haydan geldi kuya gidiyoruz diye. Huya gidiyoruz diye birisi. Hocam o bizim başkan yardımcımız, biraz müzavirlik yapıyor. Biraz beni burada strese koymaya çalışıyor da. Evet. Evet. Başka sorun var mı?